Mesela diyelim ki şurada iki tane ark akıyor, çeşme akıyor. Birisinden, ikisinden de su akıyor ama birisinden bulanık su akıyor ya da kaynağında daha önce gördüğünüz bir pislik mevcut. Diğeri ise berrak, saf, bizim Sivas'ın mübarek veya Anadolu'muzun o mübarek, bak arkada da var dağlar, o karlar eriyor, buz gibi sular oluyor. O güzel şifalı sularından bir tanesi. Şimdi böyle tertemiz bir su varken hangimiz veya hangi akıllı gidip de o bulanık sudan, kaynağında pislik olduğunu bildiğimiz bir sudan içer? Dolayısıyla kardeşlerim, hele hele şu ahir zamanda bu sosyal medyalarda, bak aramızda gençler var. Gençler, önünüze çıkan her hocayım diyen kişiden, her ayet okuyan kişiden, her hadis okuyan kişiden, her kürsüye çıkan kişiden, her kürsüye çıkan kişiden asla ne yapmayın? Söyle. Dini bir İslam öğrenmeyin. Şu anda selefiler aldı başını gidiyor. Bakın şu anda Türkiye'mizde özellikle gençlik üzerine, ki zaten gençlik üzerine çalışmalar yapmamız lazım. Adamlar hazineyi biliyor. Genç, Farsça bir kelime, manası hazine demek. Adamlar hazineye talipler. Yani şimdi yaşını başına almış abilerim bana darılmasınlar ama gençlerle biz bu işi yapacağız. Hocam bizim hiç mi katkımız olmasın diyorsanız, sizin duanız bize yeter. Sizin duanız bize yeter. Yok hocam ben hala kendimi 18 yaşında hissediyorum diyorsan, gel kardeş bir şey demedik. Beraber çalışalım yani. Eğer tempomuza ayak uydurabileceksen, nazlanmayacaksan, ya hocam biz artık bak yaşlandık yani biz sana nasıl ayak uyduralım, bak sen gece gündüz koşturuyorsun, ben senin yanında yapamam ki diyeceksen, o zaman yol olmuyorsan yoldan çekileceksin, tamam mı? Yani yola giden adamın da önüne köstek olmayacaksın. O yüzden biz diyoruz gençlerle çalışalım. Gavur bu işi çok iyi biliyor. Gençlerin peşinden gidiyor. Bi gayri ilmin, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle, bi cehaletin, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle bu işe alet olan kardeşlerimiz oldu. Hem de meşhur kardeşlerimiz. İsmini söylemeyeyim şimdi. Gereken merciler, gereken hocalarımız, gereken kulak çekme operasyonunu yaptılar. Ya mübarek adam. Bu polis bizim polisimiz ya. Biz Efendi Hazretlerimizden böyle bir şey görmedik. Biz Efendi Hazretlerimizden gece gündüz askerimize, polisimize dua ettiğini gördük. Asker bizim başımızın tacıdır. Polis bizim başımızın tacıdır. Eğer şu anda benim askerim olmasa ben burada böyle sohbet edemem. Eğer şu anda benim polisim olmasa ben burada böyle rahat oturamam. Eğer Yahudi benim askerim, polisim olmasa çoktan başımıza bombayı yağdırır. Ama benim Mehmetçiğim dağ gibi sınırlarda duruyor. Polisim biz mışıl mışıl uyurken sabahlara kadar devreye atıyor da teröristler bir cacık yapamıyor. Aman arkadaşlar, polis bizim her şeyimiz. Asker bizim her şeyimiz. Her şeyimiz. Allah hepsini korusun, muhafaza eylesin. Amin. Evet. Ama şimdi bu hainler öyle demez. Fırsatını bulsunlar, bizim askerimize kurşun sıkar bunlar. Fırsatını bulsun bunlar, bizim polisimize kurşun sıkar bunlar. Her önüne gelen hocayım diyen, ayet okuyan, ya hocam ama ayet okuyor. Seni nasıl kandıracak güzel kardeşim? Seni nasıl kandıracak başka türlü? Çünkü sen Müslümansın. Seni kiliseye çağırsa gider misin sen, soruyorum. Kafadan dersin diyor. Hadi lan sen kimsin beni kiliseye çağırıyorsun? Çünkü sen Müslümansın. Uyanırsın işe. Seni nasıl kandırması lazım? Sen Müslümansın. Kur'an'ı çok seviyorsun sen. Sen Rabbini çok seviyorsun sen. Sen peygamberini çok seviyorsun sen. O zaman seni Allah'la, peygamberle kandıracak. Tutturmuşlar şimdi. Maide suresi 41. ayet. Yusuf suresi işte şu ayet, bu ayet. Mealden tefsir bakmaz. Sebebi nüzül bakmaz. Bu ayetin vermek istediği mesaj ne, ona kafa yormaz. Mealden almış, kes, kopyala, yapıştır. Gençlerimizin arasına da bunu her yerde. Şu anda sadece benim sayfalarıma kaç tane gencecik nur gibi kardeşlerimiz, hoca bu ayeti açıkla diye ilimsizce bana böyle aklı sıra kafa tutuyor. Bismillah ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaike humul kafirun. Bu ayeti onlardan ezbere bilmeyen yoktur. Her kim Allah'ın hükmü ile hükmetmez ise onlar kafirlerin ta kendisidir diyor. Dolayısıyla nerede Müslüman varsa senin gibi, benim gibi, gerek etkili, gerek yetkili, gerek efendim yukarıda, gerek aşağıda, hepimize kafir diyor. Niye? Biz Allah'ın hükmüyle hükmetmiyormuşuz. Bunların hayatlarını araştırın. Acaba bunlar hayatlarında, normal bir Müslümanın hükümleri var değil mi? Allahu Teala'nın bir tek hükümleri devlet yönetiminde değil. Müslümanın kişisel olarak da Allah-u Teala bizim yatak odamıza bile karışıyor. Öyle mi değil mi? Sen affedersin, af buyur. Ablalarım beni dinliyorlar. Ama şeriatta ayıp yok. Hanımın hayızlıyken hanımınla beraber olabilir misin? Olamazsın. Bak bu Allah'ın hükmü. Estaizu billah, bismillah. Ve es'elûneke anil mahiyyev. Habibim sana kadınların hayız hallerinden sorarlar diyor. Ayet bu. Hoca ne konuşuyorsun şimdi? Ya ayet okuyorum kardeşim. Bırak ayeti okuyayım ya. Kul huve ezen, Habibim de ki o bir eziyettir, bir hastalıktır, bir mazerettir diyor. Fe'tezilün nisa'e fil mahiyzi, kadınlarınız hayız halindeyken cinsi münasebet bakımından hanımlarınızdan uzaklaşın diyor. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Allah'ın hükmü bu. Bak Kur'an-ı Kerim senin yatak odana bile hüküm koyuyor. Ama bu gavurlar ne anlayacak? Ben geçen gün şimdi tahareti anlattım diye başka hiçbir videomu bulamamış. Gitmiş Halk TV'si, Oda TV'si bilmem. Twitter'da efendim bunların kendi adamları benim taharet videomu gündem yaptılar. Haber olan varsa vardır. Ne diyormuşum ben orada? O da Ali Haydar babamızın efendim söylediğini söylüyorum. Yavuz Sultan Selim Han kürsüsünde, camisinin kürsüsünde, Fatih Sultan Muhammed Han Camii Şerifi'nin kürsüsünde Efendi Baba taharetin nasıl alınacağını tarif ediyor. Ben de naklediyorum orada. Adam orada ben Müslümanlara temizliği anlatıyorum, tahareti anlatıyorum diye başka açığımızı bulamamış, aklı sıra onu bir açık olarak görüyor. Tarikatçı hoca, hani başlığı da böyle yapmış, tarikatçı hoca. Hani niye? Bu millete yıllarca tarikatı nasıl anlattılar? Öcü diye anlattılar da, öcü diye. Ha hakikaten de tarikatın öcü olarak gözükmesine sebep olan sahte şeyhler türettiler mi? Türettiler. Çocuk istismarcısı, eşcinselliğe meyilli olan, milletin karısına, namusuna göz diken, sahtekarların başına sarık sardırıp, sakal bıraktırıp, cübbe giydirip, Amerika'dan getirdikleri aletlerle, uzaktan kumandalarla böyle uzaktan seccadeyi oynattırıp, millete keramet sahibiz diye kendini gösterip, sonra da her türlü sapıklığı reva gösterip, sonra da bak görün işte tarikat dediğiniz bu. Tarikat dediğiniz bu sapıklar, bu istismarcılar diyerek bu aziz millete Allah'a giden tertemiz yolları leş gibi yollar olarak gösterdiler. Basından, medyadan, şimdi sosyal medyadan yapıyorlar. Bak bizim Efendi Hazretlerimiz, az önce bahsettiğim Mahmud Efendi Hazretlerimiz bir tarikat şeyhidir. Bugün düşmanları bile onun elini öpüyor. Düşmanları. Cemaat-i Müslümin bir adamı, düşmanı seviyorsa o adam hakiki adamdır. Bir adamı düşmanları bile taltif ediyorsa o adam gibi adamdır. Bir adamın sıfatlarından düşmanlarının yanında bahsettiğinizde ya bak bu adam benim düşmanım ama abi o adam adam gibi adam diyorlarsa korkmayın, ölümüne gidin o adamın arkasından.